arkadaşlar, benden dolayı olarak da bahsediyorlar. Bu yerinde bir tabir mi bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi abi, eğer izin verirseniz, duayen kelimesi, tabiri her tabi güzel, her tabi isabetli bir görüş. Ancak emsal teşkil ettiği yerlerde, ama bana sorarsanız, Sayın Vizya Enal geldiği zaman, ben şu anda, yani 8 Ağustos 1989 senesinde, Allah ömür versin, sağlık günler sizin olsun. Duayen tabirini biraz hafif ve size layık görmedim dersem, danışmana vermeyin hemen izah edeyim. Siz Türk spor hayatında, benim sık sık yazılarımda, Türk sporunun baş mimarı dememin tek örneği, tek ifadesi şudur, hep tek kaldınız. Sporculuğunuz ufak yaşta başladı. 15 yaşında Galatasaray gibi güzel bir toplumluğun kalesini kurmak, bir sene sonra da hem Galatasaray kulübünde hem de milli takımda oynamak günlerde kimseye nasip olmuştu. İmkaz değil desem beni bağışlarsınız. Bunu sosyal hayatımızda sizin genel kültür mayası içindeki hüviyetinizin yavaş yavaş devlet ve kanıtlarındaki başarılarınızın ifadesi en genç genel müdür, en genç spor adamı, en genç idareci tabirleri her duayenin içinde pek ifade edilir. Onun için ben duayenin tabiri Seda Görün değil, bu sizi ifade etmiyor. Çünkü siz Türk sporunda teksiniz ve şu anda da tek bayrağısınız, biz o bayrağı selamlıyoruz. Burhan'cığım çok teşekkür ederim. Tebessüm gösterdim. Aslında spor benimle şey mi biliyoruz? Ama 65 yıldan beri kesintisiz olarak da spor hayatı içini spordan serapım kesmedim. Diğer resmi hayatım, müesselerde geçen yaşantım muazzi olarak da daima spor içinde kaldım. Bu beni çok tatmin etti. Çünkü sporu seviyorum. Evet. Çok genç yaşta bu şeyin içine girdim. Bu çarkın içine girdim. Ve bir daha ayrılamadım. İstersen bir, sen bilirsin gayet iyi ama istersen bir hurasa yapayım. Çok iyi olur, yenilir. 1923'te 15 yaşındayken Galatasaray Büyükşehir'de oynadım. Ama Karadeniz'e yetişemiyordum. Boyum yetmiyordu. Boyumun uzaması beklendi. 1924'te Galatasaray takımına ve aynı yılda milli takımda olur. Fakat uzun seneler futbol oynama gözlerim mani oldu. 1931 senesinde bir yıl futbolda başlıyordu. O sonra fazla oynuyordu. Bu arada 1924 senesinde ilk yazım çıktı Türkiye'nin yüzmesinde Rusya Fiyatı'nın röportajı oldu. Ve orada gazeteciye başladım, o gazeteciye devam etti. Akşam gazetesinde, hakimiyeti, milliyede devam etti, sürdü gitti. Demek ki gazeteciye de çok eskiden başlamış oldu. Yani biz bu arada Şeyh Hüspor yazarı diyelim de hakikati ifade edelim. Vallahi bilmem. 9 yılda, ondan sonra 7 milyon eğitimle işim alındı. 7 bin devamlı spor yazarı. Sonra akşam gazetesinin devamlı spor yazarı. Cumhuriyet gazetesinin olimpiyat röportajını yaptım. Akşam gazetesine tekrar döndüm. Ankara eğitim zaman hakim eğitim üyeleri. Demek ki gazetecinin bir süresi. Halen de spor hayatıyla olan ilgili alakalı gazetecilik yaptım. Yani kopmuyorum gazetecilik. Evet. Tercüman gazetesi. O gazetecilik çok güzel yazar. Sonra çok teşekkür ederim kardeşim. Sonra bıraktıktan sonra Hamdi Emin Çap Federasyonu zamanında Futbol Federasyonu girdim. Ve 1936 senesinde Futbol Federasyonumuz Balkan Kongresi'nde şey temsil etti. Bu
Kongre'den sonra. Beynemle Kongre'lerdeki alakam devam etti. FIFA Kongre'lerinde, UEFA Kongre'lerinde. Devam durdu. 1971 senesine kadar Futbol Federasyonu'nun Kongre'leri düzenledi. Demek ki hatta UEFA'da hem bir komisyon daha az var, bir komisyonu da reis çıkıyor. Demek ki Beynemle teşkilat olan vaziyetimizde mantıklı. 1946'da Cemil Tahir Taner Paşa'm bunun müdürü zamanında Futbol Federasyonu'nda azaydım. Ondan evvel Cemil Tahir Paşa'dan sonra Bülent Arşır Savaş bunun müdürü zamanında Futbol Federasyonu'nu yönetim. Bir sene sonra Futbol Federasyonu'na yazıldım. Bu da 9 yıllık yılında. Aynı senede Galatasaray Kulübü ikinci reisiydi. Galatasaray ikinci reisiyden 1954 seçimden bir Galatasaray reisi oldum. 1954'te 50 yıl Futbol Federasyonu'na istifa etmiştim. 54'te tekrar futbol.